hastane randevusunun bir gece önce onaylanmasını gerektiren onaylı randevu sistemine başlanacağı açıklanmış ve 13 Mayıs'ta uygulamaya konulmuştu. Peki MHRS'de yeni dönem hastane randevularına nasıl yansıdı? Detaylar haberimizde. Kimi son dakika iptal ediyordu, kimi haber bile vermiyordu. Tüm bunlar yüzünden hastalar mağdur oluyordu. Bir bildirim geliyor. Onun onayıyla birlikte ben kendim giriş yaptım. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı onaylı randevu sistemiyle randevuya gelme oranı %92'ye çıktı. Bilgilendirme açısından, takip açısından önemli. İnsanlar unutabiliyor. Unutmak için hatırlatma açısından önemli oluyor. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi özellikle İstanbul'un hasta yükünü yoğun olarak kaldıran hastanelerin başında geliyor. İşte sistem başladıktan sonra bu hastanede de sadakat oranları arttı. Yaklaşık %20 oranında hastalar randevularına daha fazla sadakat gösteriyor. Bu caydırıcı diyelim bir karar, dolayısıyla hastalarımıza olumlu yansıdı ve bu randevu sadakat oranımızı %70'li rakamlardan %90'lara çıkardı. Yaklaşık bir aydır devam eden bu yeni sistemle hasta kapasitesi de arttı. Randevulu hastalarımız ise günlük 11 bin civarında. Bu MHRS'den randevu kotası açtığımız hasta kapasitesi bu şu anda. Onaylı randevu sistemi başladıktan sonraki süreçte Mart ayında bu randevulu hasta sayımız yaklaşık 6.000'li rakamlardaydı. Mart ayına göre bu kapasitemizi %43 oranında artırdık. Bunu iptal etmeye karşıyım çünkü diğer insanların hakkını gasp etmiş oluyoruz. Bu sefer hasta olan çocuklar vesaire ya da büyük insanlar mağdur oluyordu. O konuda da zaten duyarlıydık. Diğer insanların da duyarlı olması bir nebze daha iyi oldu. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Necdet Sağlam, bu yeni sistemle randevu alamayan hastalara büyük avantaj sağlandığını söyledi. Hastalarımıza talep bırakan diğer hastalarımıza çok daha rahat randevu alma hakkı tanıdı bu sistem. Ve şu anda bu sistemi hem hastalarımız açısından daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunumuna sebep olduğu için hem de hekimlerimiz ve hizmet sunumu yapan arkadaşlarımız tarafından daha düzenli bir sağlık hizmeti sunmamıza